özelliklerinden başlayalım. Öncelikle haritadaki farklılığı bence kesinlikle fark etmişsinizdir. Fark edilmemesi mümkün değil çünkü. Dağların, ormanların çizimleri, nehirlerin daha belirgin bir şekilde gözüküyor oluşu gibi. Dışarıdan bakıldığında çok bariz gözüken bir harita değişimi söz konusu bir kere haritada. Bunun dışında Fransa'da çok büyük bir değişiklik var. DLC bazında ondan bahsedeceğiz tabii ki birazcık. Bunun bir Immersion Pack olduğunu unutmayın. Yani yeni gelen DLC bir Immersion Pack, sadece Fransa'ya has şeyler getiriyor. Onun dışında bir şey beklememenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun dışında bir tek modumuz açık ki o da zaten başlangıç şeyinde yazıyor. Chat'in en üst kısmında yazıyor. Bunun haricinde size ufak bir anket de yapacağız başladığımızda. Bu ankette Fransa'daki yolumuzu belirleyeceksiniz. Şimdi oyuna neler geldi? Öncelikle bunlardan bir tanesi tarihsel karakterlerle beraber kışkırtıcılar, yani agitatorlar geldi arkadaşlar. Agitatorlar dışarıdan veya içeriden de olabilen, halkı bir harekete teşvik eden ve bunun karşılığında bir yasanın çıkmasını destekleyen, isteyen kişiler. Bu kişileri hükümetinize alabiliyorsunuz. Yani atıyorum aydınlar mesela hükümetimizin içinde ya. Ben bu kişiye sağ tıklayıp buradan adamı o grubun başına koyabiliyorum. Büyük ihtimalle şu an başındadır. Değilse bile aydınlar hükümette olmadığı içindir. Direkt o grubun başına bu kişiyi koyabiliyorum. Böyle bir seçeneğim var. Bu kişiyi ülkeden atabiliyorum. Başkasının attığı adamı alıp o ülkeye geri yollayabiliyorum. Kendi istediğim zamanlarda iç karışıklık yaratmak adına. Böyle şeyler var oyunda şu anlık. Onun dışında sürgün edilmiş kışkırtıcıların tabii ki bir bağlı olduğu gruplar var ve tabii ki bunların her birinin bir ideolojisi var. Oyuna yeni ideolojiler geldi. Bu ideolojiler kapsamında insanların istekleri oluyor. Zaten daha önce ideoloji vardı. Çeşitlendirildi diyebiliriz. Bunun dışında ne geldi? Buradaki radikal menüsünü görebilirsiniz. Gruplara bağlı radikalleri ve sadıkları ayrı ayrı gösterecek artık bize. Buradan görebileceğiz. Bunun dışında oyuna gelen şeylerden biri yeni kanunlar var ve kanunun çıkma şekli değiştirildi. Onu tabii ki göstereceğiz. En basit haliyle toprak reformu, ki Twitter'da da zaten bunu göstermiştim diye hatırlıyorum. Ya işlemiştik duyurulduğu zamanlarda. Artık serflik kanunu burada. Niye teşekkür ediyorum, 19. ayın kutlu olsun. Serflik kanunu burada. Kiracı çiftçiler var. Bu kiracı çiftçiler %25 toprak sahiplerine siyasi güç veriyor. Ticarileşmiş tarım açabiliyorsunuz. Bu gücü komple kesiyor. Bütün taraflardan gücü kesiyor. Ama bunu açabilmeniz için yatırım fonlarına ihtiyacınız var. Yani eskiden yatırım fonu açtığınızda şunu halka açık yapabiliyordunuz. Artık toprak reformu ticari desteklemiyorsa yapmıyorsunuz. Yapamıyorsunuz zaten. Hibeli çiftlikler yaparsanız da köylülerin, kırsal kesimin siyasi gücü artıyor. Ya da kolektivist tarım yaparsanız bürokratların siyasi gücü artıyor. Bu yeni yasalarımızdan bir tanesi. Bunun dışında birçok yere ekleme geldi. Mesela bunlardan bir tanesi, pardon. Tek partili devlet geldi arkadaşlar. Artık tek bir partinin başta olduğu bir devlet kurabiliyorsunuz. Bu inanılmaz derecede meşruluk verdiği gibi otoriteye de çok fazla veriyor. Oyunda en çok otorite veren şeylerden biri haline geldi bu. Dolayısıyla bayağı güçlü bir seçenek diyebiliriz. Onun dışında teknokrasi var. Teknokrasiyi aldığınızda da devletin başına akademisyenler, mühendisler ve subaylar geliyor. Bunların siyasi güçleri artıyor. Bu da 100 otorite veriyor. Meşruluğa bayağı sağlam bonus veriyor. Ayrıca planlı ekonominin de önünü açıyor. Ekonomiye gelirsek, ekonomide sanayi yasağı getirebiliyorsunuz. Kırsal kesimin siyasi gücü artıyor. Sübvansiyonlar çeşitleniyor. Ve komple ülkede olan bütün teknolojik yapılar diyeyim en azından kaldırılıyor. Teknoloji yayılımı düşüyor. Teknoloji maliyetleri artıyor. Yani gerici bir devlet kurabiliyorsunuz kısacası bununla beraber, öyle diyebiliriz. Bunun dışında çok daha hoşuma giden bir şey geldi. Devlet ateizmi. Devlet ateizmi çıktığınızda 200 otorite vermesinin yanı sıra Katolik Kilisesi ya da artık dindar nüfus diyelim %50 penaltı yiyor siyasi gücüne. İnanılmaz yüksek bir rakam. %25 de din değiştirme veriyor. Yani şu ana kadarki en iyi şeylerden biri olabilir. Din seçeneği olabilir. Din değiştirme çünkü büyük oranda sizi rahatlatıyor.
biliyorsunuz oyunun performansını en çok etkileyen şeylerden biri din değiştirme, diğeri de asimilasyon, kültürel asimilasyon. Bunları hızlandırmak size bayağı şey veriyor. Laiklik değil bu sırada. Bu devlet ateizmi. Laiklik dediğin şey tam tersi, tam ayrılmaya denk gelir. Din ve devlet işleri ayrılır. Devlet ateizmi direkt ateizm savunan bir devlet yapıyorsunuz. Yani bunun dışında bir şey unutmadıysam genel olarak böyle olması lazım. Belki bir tane yasayı bir yerde unutmuşuzdur. Unuttuysam bile. Bu kanunlara gelen yeniliklerde kanunların geçişi değişti de ki zaten oynarken kanunlar üzerinde bize bir şeyler gösterecek. Ben de orada size göstereceğim onlar nasıl değişiyor diye. Devrimler değişti. Merak etmeyin, bol bol devrim göreceğiz. Çünkü yeni sistemle beraber hem AI çok sık devrim görüyor hem de biz sık sık devrim göreceğiz. Devrimi görmekle devrimin çıkması arasında çok ciddi bir fark olacak. Yani eskiden 50'nin üzerine geçince biliyorsunuz sağda bir devrim şeyi çıkıyordu. Şimdi de devrim çıkacak. Fakat eventlerle devrimi yavaşlatabileceğiz, geriletebileceğiz ve kendimize zaman kazandırabileceğiz. O yüzden devrim çıkıyor diye korkmanıza gerek yok. Yeni sistemde artık o da tamamen değişmiş durumda. Bunlar dışında belki de çok önemli olan şeylerden biri Mısır kanunları. Mısır kanunlarının içeriği değişti. Biliyorum ki birçoğunuz kullanıyorsunuz. Ben de kullanıyordum. Çok kırık bir şeydi. Burada gözükmüyormuş gerçi. Mısır kanunlarını dur şuradan göstereyim size. Şimdi Mısır kanunlarında şöyle bir şey eklendi. Çok ufak bir madde ama çok etkiliyor. Osmanlı pazarındaki tahıl bas fiyata göre pahalılık oranı %25'ten daha fazla olmak zorunda. Yani genel pazara oranla %25 daha pahalı olmak zorunda arkadaşlar. Eğer pahalı değilse Mısır kanununu geçirme şeyiniz olmuyor. Eski şartlarını tutmaya devam ediyor. Orada bir sıkıntısı yok zaten. Onun dışında çok büyük bir değişiklik var diyemeyiz. Mesela artık generalleriniz savaşta öldüğünde saha terfisi alınıyor. Yani otomatik bir general atanıyor. General karargaha geri dönmüyor. Bu da bir yenilik. Bunun dışında tabii ki DLC ile beraber sahada gördüğünüz ve burada göreceğimiz birçok şeye sahibiz. Günlük girdisine sahibiz. Bunları kullanacağız. Birkaçından bahsedeyim. Mesela Fransa'nın doğal sınırları bizim doğuya büyümemizi sağlıyor. Hükümette güçlü bulunan bir grupta Jingoist, etnik milliyetçi, faşist, otoriter veya Bonapartçı birinin olması gerekiyor. Bunun haricinde mesela Cezayir'in fethi var, bölünmüş monarşistler var. Onun dışında Torino Anlaşması var. Bunların hepsine zaten zamanla gireceğimiz için şu anlık çok fazla bahsetme gereği duymuyorum bunlardan. Yasa değişimlerini de göstereceğim size bir yandan. Nasıl değişiyor, neler ekleniyor, neler çıkarılıyor diye. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar aynen baskılıyordu manyaklar şeyleri, aydınları. Baskılamayı bırakalım. Birazcık vergi alalım. Birazcık. İnşaatlarımızı da yapalım hemen. Daha sonrasında da 30 demir birazcık fazla olacak oraya ama. 30 demirden önce bir en azından bir 10 tanesini atalım onların aşağıya. Şöyle. Tamam. Onlar geldikten sonra muhtemelen sana bir 5-10 tane daha ekle. Daha sonra birazcık kömür ekleyeceğiz. Biraz daha demir basacağız sonra. Bir yaklaşık 5 tane motorlu araç fabrikası yaparız. Ondan sonra bakarız kimin ne eksiği varmış. Onun dışında teknolojiler falan bunlarda çok büyük bir değişiklik yok inanın. Zaten DLC dediğim gibi Immersion Pack'ti. Yani ufak bir değişim getiriyor sadece Fransa'ya. Onun dışında patch'le gelen bayağı bir değişim vardı. Dolayısıyla hani çok büyük değişimler beklemeyin. Aa baştan aşağı değişmiş, aa şöyle olmuş falan. O tarz bir şey beklememeniz gerekiyor. Zaten DLC'nin fiyatından da bunu çok rahat anlayabilirsiniz ne kadar büyük bir değişim getirdiğini. Şimdi burada önemli olan şey bölünmüş monarşistler. Dudayev teşekkür ediyorum, 23. ayın kutlu olsun. Ekranın mavi olması yeni patch ile beraber Fransa'nın gelmesinden dolayı böyle. Yanlış hatırlamıyorsam diğerlerinde oynarken de böyle gözüküyor ekranın şeyi. Şimdi 3 tane seçenek sunacağız. Pardon 4 tane ama önce oyunu biraz başlatmam gerekiyor. Oyun bize başlar başlamaz çok önemli bir soru soracak Fransa'da oynadığımız için. Bununla ilgili de bir karara varmamız gerekecek arkadaşlar. Bir yandan inşaatlar da yavaş yavaş yapılsın. Tahtın talipleri.
Fransız tahtı üzerinde 3 hanedan hak iddia ediyor. Orleanist grubu anayasal Temmuz monarşisini isterken Legitimist grubu 10. Charles'ın soyundan gelenleri destekliyor. Bonapartçı grubuysa Napolyon'un Fransız İmparatorluğunu diriltmeye çalışıyor. Üç taraf bir taç için ayağa kalktı. Bir zamanlar Roma'nın baş düşmanı, sonrasında Hristiyan aleminin baş tacı, şimdi ise belirsiz bir geleceğin mirasçıları. Devrim günleri Fransızların zihninde hala taze. Bu kadar yakın zamanda bir devrim daha olursa büyük felaketler yaşanabilir. Bu mesele tam olarak çözülene kadar sokaklar kan gölüne dönebilir. Şimdi ilk seçeneğimiz Bonapartçıları destekliyoruz. İkinci seçeneğimiz Orléans'ı destekliyoruz ki şu anda zaten başımızda Orléans var hali hazırda. Legitimistler üçüncü seçeneğimiz ve dördüncüsü kahrolsun monarşi diyoruz. Aydınlar %5 siyasi güç alıyor. Hemen bununla ilgili bir anket fırlatıyorum size. Hangisini seçelim diye sırayla da söylüyorum. Bonaparte, Orléanist, Legitimist ve diğeri neydi? Kahrolsun monarşi. Bir dakikalık bir anket atıyorum. Hemen oy verin. Fiyatı belli, evet. Yarın çıkacak, fiyatı belli. Lan ne sıcak ya. Bu sırada oyuna darbe geldi. Devrimden çok daha farklı olarak işliyor darbe. Darbede savaş çıkmıyor arkadaşlar. Darbedeki mevzu şu. Eğer bir grup yönetimdeyse, ki biz buna mesela toprak sahipleri diyelim. Çünkü devlet yönetimindeler şu anda. Toprak sahiplerinin mutluluğu -9 oldu diyelim. Tamam mı? Event triggerlanıyor. Darbe eventleri triggerlanıyor. Bu kişiler hükümete darbe yapmaya çalışabiliyor. Bunu da bilin isterim. Bu yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Eventler sürecinde bu darbeyi engelleyebiliyorsunuz veya darbeye maruz kalabiliyorsunuz. Bu bir savaş değil ama. Direkt tahttakini indiriyorlar. Unutmayın. Devrimle aynı değil yani. Helvada bok gibi olmuş. Bonaparte seçilmiş %63 oyla. Peki Bonapartçılar desteklensin diyeceğiz. Bonaparte şu tarihte sürgünde bu sırada. Dolayısıyla biz bunu dememize rağmen hemen Bonaparte'ı destekleyemeyeceğiz. Bize bunlarla ilgili eventler gelecek. Oyun Eylül'de falan oynamıştım sanırım. Optimizasyon sorunu düzeldi mi? Ya bir şey demeyeyim şu an. Yarın gel bana. DLC yasağı bitsin, ondan sonra ben zaten fikirlerimi sana çok net bir şekilde söyleyebilirim oyunda ve DLC ile ilgili. Şu anda çünkü bir şey diyemiyorum. Ya DLC ile ilgili bir şey diyemiyorum aslında. DLC harbiden lan, patch ile ilgili konuşabilirim herhalde. Çünkü patch sizin alıp almamıza bağlı değil. Patch bazı şeyleri biraz bozmuş durumda. DLC buna bağlı değil, tekrardan söylüyorum. DLC tamamen Fransa'yı ilgilendiriyor çünkü. DLC ile ilgili de bir şey söylemeyeceğim zaten. Ne eventlerle ilgili ne de Fransa'ya gelen şeylerle ilgili. Fakat patch bayağı bir şeyleri bozmuş gibi duruyor. Bakalım çıkışta belki yeni patch gelirse düzelir. Nerede sürgünde? İsviçre'de sürgünde. Selamlar. Hayırlı olsun yeni DLC. Dursun'um nerede, Dursun'um demiş. Harbiden Fransız manyağı pezemek burada değil. Dile getirilen endişeler. Getirin bakalım endişelerinizi. Bu sırada biz bunu destekleyebildiğimize göre daha da inşaat destekleriz. Şöyle yapalım. Bir 15'lik daha gider gibi bu ülke ama. Sen 30'luk ver. Ülke bir coşsun. Bozmasa şaşardım değil mi? Zaten ben onu göstereceğim arkadaşlar. Ne yönde bozduğunu siz de göreceksiniz net bir şekilde. O yüzden çok önemli bir durum yok orada. DLC bununla alakalı değil. Tekrar tekrar bunları söylüyorum. Bu saydığım şeyler DLC ile gelen şeyler değil. DLC ile neler geliyor? Tarihi agitatorlar geliyor. Yani kışkırtıcılar geliyor atıyorum. Mesela Victor Hugo falan gelecek. Victor Hugo'yu biliyorsunuz diye varsayıyorum. Garibaldi geliyor. Lenin geliyor. Yani böyle karakterler var. Onun dışında hani çok da şey bir şey yok. DLC'nin böyle Fransa dışında değiştirdiği bir şey yok. Zaten Immersion Pack dediğim gibi. Birazcık oduna ihtiyaç olacak. Türklere gelen var mı hiç? Dikkat etmedim. Atatürk görmedim. Hayır. DLC World mi peki? Ben bunu zaten söyleyemem arkadaşlar. Şunu artık
lütfen çözelim. Gözünüzü seveyim. Her DLC'de aynı şeyi söylüyorsunuz. Bakın DLC'nin erken erişiminde size bunu hiçbir yayıncı söyleyemez. Yasak bu. Bu A firması B firmasıyla da alakalı değil. Bütün firmalarla alakalı. Bütün firmalar bunu engeller. Şimdi Fransız topraklarındaki Cezayir bölgesi akına uğradı. Bu Voice of the People'ın DLC'nin bir parçası. Bu asgar bayrağını taşıyan yağmacılar Cezayir bölgesindeki yerleşimlerimize akın düzenleyerek hem bir Fransız garnizonunu hem de birkaç yüksek profilli işbirlikçiyi katletti diyor. Biz burada ilişkileri zarar vereceğiz ama şunu unuttum. Başlar başlamaz arkadaşlar Cezayir'in fethini yapmak için. Başlar başlamaz şuraları direkt şey yaparak başlayabilirsiniz oyununuza. Devlete katarak başlayabilirsiniz. Önemli bir mevzu o. Onun dışında kağıt. Bazı şeyler bak geç geliyor aklıma. Ve devlet yönetim binaları. En az 30 tane basacağım. Çünkü bayağı bir ihtiyacımız olacak. Cezayir artık bizde başlamıyor. Cezayir bölünük başlıyor. Ve bunu almanın eventleri geliyor. Geldikçe bunları zaten şey yapmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Şu an buraları toplayarak başlayalım. Yine Fransa yine bir kan. Sanırım DLC eventleri böyle belli oluyor. Evet sol altta gösteriyor artık DLC'ye ait olup olmadığını. İnşaatı biraz fazla coşturduk. Daha beklediğimden de fazla coştu. Niye 90K'dan bu kadar fırladı bu? Herhalde işçi alımı yüzünden. Holy Diver teşekkür ederim. 14. ayın kutlu olsun. Şimdi yasa değişimleri üzerine birazcık konuşalım. Bizde kimler var? Sanayiciler var. Zaten müdahalecilik kanunu açık. Burada Laser Sphere'a uçurabiliriz memleketi. Başka bir şey lazım mı diye bakıyorum da. Şöyle yapabiliriz. Gerçi burada yapmadım ben onu. Tamam. Avusturya'da işe yarayan bir metodum vardı da. Laser Sphere'a geçelim. Tamam mı? Çok fazla da ya birileri öfkelenecek. Belki devrimi de görmüş oluruz. Şimdi yeni yasa sistemi 3 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu bölümlere göre artık yüzdelik başarı alabiliyoruz. Yine eskisi gibi eventle yüzdelik başarı geliyor. Ama bu başarı şansı bu seviyeleri atlamamıza yarıyor. Eğer ki %0'ın altına düşersek yani eksiye düşersek yasada aksaklık eventi geliyor. 3 aksaklık yaşanırsa otomatikman iptal oluyor yasa geçirimi. Dolayısıyla yasa geçirmeler hem bazı açılardan çok önemli hem de bazı açılardan çok tehlikeli artık. Yasa geçirirken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nedenini de şöyle açıklayayım. Yasayı geçirdiğinizde birilerini çok mutlu ediyorsunuz. Fakat yasayı iptal ettiğinizde yani yasayı boş ver geçirmeyeyim ya demeye kalktığınızda ya da yasa kendi kendine iptal olduğunda sevinen gruplar bir o kadar öfkeleniyor. Yani eksiye gidiyor. Eski haline dönmüyor artık. Bu da yeni bir özellik. Ayrıca bunlar yasalar da isteyebiliyor bizden. Zaten onları göreceğiz. Fransa ülkesindeki devrim hazırlıkları tüm kıtada radikal düşüncelere cesaret veriyor. Haydi bakalım. Kime ne veriyor bilemem artık da görürüz. Birileri devrim çıkarmaya kalkarsa net bir şekilde göreceğiz. Tak tak yasa geçiremiyorsunuz ve tak tak yasa geçirmeye çalıştığınızda öfkeye hakim olamıyorsunuz. Çok ciddi bir öfke oluyor çünkü ülkede. Yani radikallik çok ciddi yükseliyor. Bence tarihi o açıdan iyi yansıtan bir durum bu. Patch'in verdiği mevzu. Cumhuriyetçi birlikte kim var? Aydınlarla kırsal kesim. Yok. Onları istemiyorum moruk. Ama şey de yapmak istemiyorum. Gericileri de tutmak istemiyorum. Sakin sakin geçsin. Gele gele bir yasa mı gelmiş fazladan? Hayır canım kaç tane yasa saydık? Nasıl bir yasa? Bakın %15 başarı şansı arttı ama sevk etmeden tasarıya geçmedi. Tasarıya geçtiğinde yine baz üzerinden devam edecek bu. Evet. Mesela sıfırın altına indiğinde aksaklıktan sonra tekrar eski başarı şansına dönüyor. O da yine ön planda. Demokrat ittifakında kim var? Cumhuriyetçiler, demokratlar, sanayiciler. Sanayicilere ver bonus diyeceğim ama veremiyoruz. Peki her türlü düşecek onlar o zaman. Evet, cumhuriyetçiler çok yükseldi. Sanayiciler düşmeye başladı. Pek hoş değil bunun böyle gidişatı. Hadi hayırlısı diyelim bakalım.
Fransa'da laissez-faire mi? En solcu ülkelerden aman Fransız biri görmesin. Fransa'da laissez-faire oynarsın bu sırada. Tamam, tasarıya geçti gördüğünüz gibi. %65'te başarı attı ve tasarıya geçti. Eskiden olsa direkt yasayı geçirmiş olacaktık yani. Seçim %43'le mi bitti? Ne durumdayız? Tartışmalı hükümet. Zaten daha iyisini kuramıyoruz, kalsın böyle. Kışkırtıcı sürgün olayı anlatır mısın? Biraz geç geldim. Zaten uygulamada göreceksin. O yüzden anlatmama gerek yok yani. Birçok şeyi uygulamada göreceğin için benim ekstra da anlatmama gerek yok şu an. Lokomotif kıtlığı mı var? Ronda pazar erişimi sıçıvermiş. Hemen oraya 2-3 tane şey yapın. Tren yolu. Bir onlar toparlasın. Zaten inşaat maliyetleri düştükçe bir rahatlamaya başladık gibi. Şu an çelik de yetmiyor. Aa, çelik basmadık ya. Çeliği unuttuk. Çeliği de basayım. Onu daha sonra toplarız. Game Paradox oyunları Victoria 3 gibi Türkçe gelir mi? Bir şey diyemem. Bürokratik karmaşa. Yani. Mavi arayüz tatlı olmuş bence demiş. Ya renk değişikliğidir. Bilmiyorum, renk değişikliği. Sadece Fransa'da olmaması lazım bu sırada. Diğerlerinde de renk değişikliği hatırlıyorum. Harita çok enteresan geldi bana ya. Bu nehirlerin böyle belirgin gözükmesi, dağ şekillerinin olması, orman çizimlerinin falan olması. Bunlar da bayağı enteresan bir çizim şeyi. Bereket kenti. İşte bu, zenginlerim çok zengin. Zenginlerim hatta zenginlikten çıldırıyor şu an. Şu şeylerin siyasi gücünü bir kıracağım, dindarların. Devlet yönetim binası, felsefe bölümü. Şunları unuttum şeylerini. Başlangıçta yapmayı. Tamam. Tamam. Tez, antitez ve sentez. 76.9. Şu ekonomiyi bir toparlayalım. Ondan sonra gerisi de gelir. Haritayı Cela Şengör güncellemiş. Osmanlılar'da Kızılırmak nerede yahu demiş. Ya bu immersion olduğu için bilmiyorum, hepsinde değişir mi? Hepsinde bu şekilde değişir mi? Güzel. Kömürü bastığımıza göre tak 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 bunları da değiştirin. Büyük ihtimalle alet kıtlığı yaşayacağız şu an çok ciddi oranda. Sen nereye gidiyorsun? Mühimmat tesislerine. Seni de düzelteceğiz. Yo, alet de normal. Tamam, inşaat şu an gayet karlı devam ediyor. Yasanın çıkması için de elimizi yüzümüzü bir avuşturalım, bir yıkayalım, bir şeyler yapalım. Çıksın. Selamlar, iyi seyirler. Araştırma sistemi ne oldu? Söylediğim şeyler dışında hiçbir şey değişmedi. Zaten değişim notlarını da yayınladılar geçen gün. Yani çok büyük bir değişim beklemeyin dedim size. Beklemeyin. Victoria 2 şeye bölündü. Takıma bölündü. Takımlardan bir tanesi içerik güncelliyor, diğeri teknik güncellemelerle, kodlamalarla uğraşıyor. 1.2'yi kodlama ekibi yapmış. 1.3'ü yani şu anda oynadığımız patch'i de içerik ekibi yaptı. Bir sonraki patch yine kodlama ekibi tarafından gelecek. Ve oy vermeye geçti %69'la. Tamam. Oy vermeden de başarılı bir şekilde geçerse hiçbir sıkıntımız olmadan geçecek. Yalnız radikal sayısı böyle artarsa muhtemelen yakında devrim yiyeceğiz köylülerden dolayı. Köylüler birazcık öfkeli. Abi bir daha kısa söylersin lütfen ne geldin. Yasa değişimi, devrim, darbe, kışkırtıcılar. Bunların hepsini dediğim gibi zaten uygulamada göreceksiniz. Her patch topal mı olacak? Niye? Şimdi odunlar belli bir seviyeye gelecek. Şuradan itibaren odun yapma. Ya odunları daha sonra yap daha ziyade. Daha Türkçesi işin. Çelikler odunlardan biraz daha önemli. Çeliklerden sonra da şeyler önemli. Lokomotif yaptığımı hatırlıyorum ben bir yerlere ama sırada bulamadım herhalde. Ya da yapıldı bilmiyorum. Bugün CK3 var mı? Yok. Yeni bir Napolyon mu? Tıt tıt tıt. Güzel. Çeliklerimiz de geldi mi? Ülke kendi ayaklarının üstüne çıkar. Çatır çutur inşaata devam ederiz. Hatta inşaatın şeyini de coştur. En son yapacağız. Tıt 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 tıt. Bu bölünmüş monarşistler yoktu. Hayır. Laissez-faire yasası çıktı. Güzel.
Güzel güzel. İşte şimdi paraya para deriz. Bunun dışında bir yasa değiştirmek istiyor muyum derseniz, şu anda pek değiştirmek istemiyorum. Zaten bunu değiştirmeye yönelik çok bir şeyimiz yok. Gericiler var. Kışkırtıcı almadığım sürece şu an değiştirecek bir şey pek yok. Her şey de güzel aslında Fransa'nın. Yasaları bayağı iyi başlıyor Fransa'nın. O yüzden çok girişmeyelim. Besemer'e geçelim. Daha hızlı çelik. Daha fazla çelik. Bakalım ne kadar toplayacak. Kafa kafaya topladı gibi çelik. 496-542. Kafa kafaya topladı. Boya ve patlayıcıda kıtlık var. Tool'da bir şeyimiz var. Kıtlığımız var. Boyaya da yapıştırın azıcık. Daha sonra da patlayıcı için overne basacağız. Şuraya bir 20'şer tane daha basarız. Bretonya tarafına. Odunlardan sonra kağıtlar, sonra devlet binaları geliyor ve gidiyor öyle. Tamam. Lenin var. Köylülere makarna verip yol yaparsan 20 yılı isyan etmiyorlar abi. Ha, öyle mi oluyormuş? Güzel. Odun sıkıntımız rahatladı mı biraz? Ona bir dikkat edelim. Odun çok sıkıntı ya. 1.39k. Hardwood ne kadar üretiyoruz? Çok üretiyoruz. Onu şöyle düzeltelim. Birkaç tanesini elle geçirelim normal seviyelere. Daha az hardwood üretin. Devam. Bunun dışında silah fabrikası da yapmamız gerekecek tabii ki. Onlara da bir yatırım yapalım. Güçlü Fransız ordusu. Hiç duymadınız mı? Çok ünlüdür. Şunları da hemen yukarı at. Para geliyor nasılsa. Daha çok inşaat. Dıt 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 dıt. Siyaset yok canım benim bu kanalda. Gel bakalım. Pıt. Beni yormayın lütfen. Böyle şeylerle yormayın yani. DLC ile ne değişti? DLC sadece Fransa'ya içerik ekledi arkadaşlar. Bu. Immersion Pack bu. Büyük bir DLC değil zaten. Alsas tarafı. Alsas'a da bas. 2, 3. Bir tane de Ron'a bas. Paradox'un zaten yapımda olan bir tane gizli projesi var. Belki o günümüze değinir. Belki eskiye değinir. Bilemiyorum. Şu an evrensel oy hakkı istiyorlar gördüğünüz üzere. Bu evrensel oy hakkını daha sonra bir tane kışkırtıcı destekleyebilir. Ve bunun radikalliği veya desteği yükselebilir. Fakat bunu geçirmemiz başkalarını çok sinirlendiriyor. Radikallik kasıyor muyuz? Aslında yok. Kimse radikal olmuyor. Sanayiciler -5 oluyor birazcık fazla. Yani deneyebiliriz. Hükümetin tipi çok hızlı değişir. İster miyiz? Yani hadi bir deneyelim. Baktık devrim çekiyor. Geri vites atarız. Mesela sanayicilerin -6 olması birazcık kötü ama. Kök kültürü benimsemem lazım. O hangi yasa oluyor vatandaşlıktaki? Kök kültürü benimseme ne ya? O güçlü Fransız ordusu için Almanlara yeniçeri kıyafeti göndermişiz. Öyle bir hikaye var. Allah Allah. Bilmiyorum. Fransız hükümetine sanayiciler bulunduğu için rahatsızmış dindarlar. Bana ne? Bana ne yani? Belki de onlar da sizden rahatsızdır. Tamam, şu bürokrasiyi hemen yoluna koyalım. Bir kere polisi fulleyin. Eğitimi fulleyin. Koloniyi fulleyin. Bunları fullemezsek inşaat yapamaz hale geleceğiz zaten. O yüzden onlara bir dokunalım. Onun dışında bu bölgelere hemen bir koloni şeyi başlatalım. Girişimi. Bir de yavaştan sanki böyle Cezayir'e doğru bir hafiften kaldırabiliriz. Monarşi gitmiyor muyuz? Neden ne demek herkes oy verecek? Versin ne olacak? Monarşide kalabilirsin. Cumhuriyete geçmeye gerek yok ki oy verildiği süreçte. Tamam, şöyle bir şey yap. Ayrımcılık görmelerini engellemek istiyorsan aşağı doğru indikçe daha az ayrımcılık görüyorlar. %47 ile bu üçlü çıkıyor. %52 ile Cumhuriyetçi Birlik çıkıyor. Oy, hükümet değişiyor. Abba. Hükümet değişiyor. Direniş Partisi.
Biraz daha direnişçileri yukarıda tuttuk %54'te ama hiç de sevmem. O grup çok işimize yaramaz yani. Neyse. Bir yerlere yatırım. Yap bakalım yatırım. Gelsin. Cumhuriyetçi Birliği'nin logosu mükemmel olmuş. O eskiden de vardı ya. O logo yeni değil. Giyotin logosu vardı. İttihat Terakki'de falan da gözüküyordu o bazen. Yani neye göre oraya geliyor bilmiyorum da böyle garip bir şey var. Logosu var açıkçası. Hani neye binaen o öyle geliyor? Hiçbir fikrim yok. Kanun çıkarma şeyine gelmiş. Oy verme sürecine gelmiş. Güzel. Seçim de tamamlandı. Meşruluk sıçtı. 49'dayız. 46 yapabiliyoruz maksimum. Devam abi. Siz bir sonraki hükümet reformuna Cumhuriyetçi Birliği'ye katılacak. Kal şimdilik. Şimdilik kal. Yapacak bir şey yok. Napolyon nerede? Öyle seçtim cart diye geldi diye bir şey yok arkadaşlar Napolyon. Napolyon'u seçtim. Niye Napolyon? Öyle bir şey yok. Eventlerle gelecek. Daha çok sürecek. Şey yapmayın yani böyle oyuna gelen günlükler zart diye oluyor, zurt diye gidiyor diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. 1960'larda, 70'lerde falan göreceğiz muhtemelen Napolyon'u. Haberiniz olsun. Üçüncü Bonaparte. Yurt dışına yaptığı seyahatler ve başarısız darbesinden sonra Louis Napoleon Bonaparte Fransız sınırlarına geri döndü. Baba Napolyon geri döndü. Hangi Napolyon bu Jacques? Küçük onbaşı mı, hüküm süren kral mı, yoksa İsviçreli adam mı? İsviçreli subay olan baba. Darbeleri dert ettiğimiz yetti çok çok uzaklara gönderin kendisini diyebiliyorsunuz. Ki biz Napolyon'u başa seçtiğimiz için bunu yapmak çok da mantıklı durmuyor. Belki de dersini almıştır diyoruz ve Louis Napoleon Bonaparte Fransız ülkesinde çıkıyor. Ayrıca çıkar grubu siyasi gücünü %15 arttırıyor ve 35'te şöhreti oluyor kendisini. Zaten gelir gelmez varlığa dayalı oy hakkını bakın destekliyor. Kışkırtıcı olarak Louis Napoleon Bonaparte. Ve burjuvazinin başına geldi. Küçük burjuvazinin bir gücü yok şu an bizde. O yüzden çok da bir korkutuculuğu olacağını düşünmüyorum bizim adımıza. Cezayir bölgesi sıkıntıları devam ediyor. İki çıkar grubu. Şunların gücünü kıralım ya. Katolik kilisesini kırın. Eventler nerede? Bölünmüş monarşistleri gerçekten bölünce bizim eşkal. Ya küçük burjuvaziye katıldı. Küçük burjuvazi ilginç bir seçim bence. Genelde faşist parti burjuvaziden kuruluyor çünkü. Enteresan bir tercih. İnşaatı biraz daha büyütebiliriz. Yani para olarak kaldırabiliyoruz. Silahlara tüfekler geldi. Onları açtık. Başka olmayan unuttuğumuz pek bir şey yok sanırım. Hatta bir saniye şunları yaptık. Patlayıcıyı aç Leblanc'ı. Bunları da toprak zenginleştiren tarıma çevir. Güzel. Dam dadam dam dararam dam dam dadadam. Nitrogliserin. İyi okey. Dinamitin ön ayağı. Bizim için önemli. Dinamiti de açacağız zaten buradan sonra ve muhtemelen kinini açacağım ondan sonra da. Koloni kısmı biraz önemli. Nüfus kısmı çok önemli daha ziyade. Ne oldu? %10 çıkarma şeyini mi? İyi. Eksiyesin. Tavsiyelerinde uyun. Gerçi otoritemiz var bayağı bir ama otoriteyi şöyle kullanalım. Eğitimi birazcık bufflayalım ülkede. Okuma yazma değişti. Heh, belki de en önemli şeylerden biri o. Belki de hiçbiriniz bunu fark edemeyecek. Avrupa'daki okuma yazma durumları birazcık değiştirdi. Dünyanın diğer kısımlarına oranla. Dolayısıyla burada yüksek başlıyorsunuz. İşgal ettiğiniz yerlerde bayağı azalıyor gibi bir durum söz konusu. Onu da söyleyelim. Dam da da dam 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 dararam dam dararam dam. Güzel. Para birazcık eksiye gidiyor. Çok az. Çok fazla değil. Onun dışında çok büyük bir harcamamız yok. Kamuya biraz fazla harcıyoruz. O da o kadar bina basmaktan dolayı ama sonuçta bunlara ihtiyacımız var. Özellikle polise çok ihtiyacımız var. İnşaatın yavaşlamaması için. Bir yandan meşruluk çok düşük. Radikal arttırıyor arka planda. O da bir problem. Yani şu yasanın çıkması birazcık belki rahatlatabilir diye düşünüyorum meşruluk sistemimizi ama bakalım.
Yorum yasağı var mı? Her zaman olduğu gibi var canım benim. Onun dışında neyimiz eksik? Gübre eksik, cam eksik, demir yok. Demir çok büyük sıkıntı da gübreyle cam çözülür. Gübre zaten varmış bu sırada, yok değilmiş. Camı arttır, camda pazar meydanları kullanıyor diye. Şu an eksik. İki tane oraya. Osman kaç okuma yazma? Bu gidişle eğitim görevi hiç yapılamayacak. Zaten %10'larda falan başlıyordu. O değişmedi diye biliyorum. %16,5. %12 ile mi ne başlıyor sanırım? Ne oldu ya? Chateaubriand istifa et. Ah, bak mesela şu an şeyi düştü. Evrensel oy hakkı reformu Fransa topraklarında yönetici konumunda olan birçok kişinin iktidarını tehdit ediyor. Üstelik bazıları kanunun geçmesini engellemek için siyasi bağlantılarını kullanıyor. Aramızda kalsın ama bu işe karışan çok fazla kibirli idealist var. Kendi nüfuzlarından feragat edip fakirlere sadaka dağıtır gibi halka dağıtmanın asil bir şey olduğunu düşünüyorlar. Belki de ahiretlerini kurtaracaklarını veya insanların onları iyi yad edeceklerini düşünüyorlar. Ben fiiliyata bakarım. Kendimin ve arkadaşlarımın geleceğini düşünüyorum. Sen de arkadaşımsın değil mi demiş. Şimdi ya şans düşüreceğiz ya da aksaklık alacağız. Ben aksaklık almaktan yanayım. Bakın bir tane attı bile şu an aksaklığı. Şimdi başa çekecek oy şeyini. %29 %29 niye gidiyor? Bir sonraki devirde herhalde yapacak. Yani bu üçlenirse otomatik olarak iptal edilecek. Şansı çok yüksek olsa bile iptal edilebiliyor bu yüzden. Aksaklıklar birazcık önemli. Oyuna Türkçe mi geldi yoksa mod mu? Oyunda Türkçe zaten çıktığından beri var. Şehir meydanındaki yöntemleri değiştirmenin bir getirisi geldi mi? Hayır. Onların bir değişikliği yok. Onlar aynı. Güzel. Tren yolları geliyor. Tren yollarını şu an ben şeyde kullanmayı düşünüyorum bu sırada. Odunlarda. En kalabalık sahip olduğumuz şey odunlar. Hem sübvansiyonu da azalır. İyi olur. Top pahalı. Demir ve kumaş pahalı. Birazcık ama çok değil. Bir iki yerde hala yetmiyor şey. Biraz daha ver. Mod yok arkadaşlar. Mod yok. Mod bir tek bakın chat'in üzerinde yazıyor. Açıklaması da var zaten. Mod yok oyunda şu an. Modla oynamıyoruz. Tamam canım benim, önemli değil. Bunların desteği bu sırada inanılmaz büyüdü. Kışkırtıcılar böyle büyütebiliyor. Güzel. Yasayı geçirdik. Şimdi de otokrasi istiyor. Louis neydi lan? Louis Napolyon Bonaparte. Hükümeti daha iyi bir meşrulukta kurabiliyoruz şu an. Yani zaten elinin üzerindeyse aynı. Bir şey değişmiyor ama bu şekilde kurabiliyoruz. Bunun üzerine bir değişiklik yapmayacağız. Kışkırtıcı olarak birileri var mı alabileceğimiz? Sen necisin? Reformcu. Zorunlu ilkokula destek veriyor mesela silahlı kuvvetler için. Silahlı kuvvetlerin başında şu an ılımlı biri var. Yerine reformcu birini sokmak istiyorsak esayisi alabilirim mesela. Böyle bir seçeneğim var. Mesela aldım şimdi bu adamı. Bu adam hükümette ve güçlüyse ki şu an güçlü değil, değiştiremiyorum. Hükümette ve güçlü olduğu zaman tak değiştirebiliyorsunuz liderini. Atölyede kullanılan modu 1-2-7... Niye modla oynayayım ki şu anda? DLC tanıtımı yapıyorum zaten. Güzel. Şuraları tekrardan demir yollayalım. Evet. Neyden emin miyim? Sence Victoria 3'e böyle ülkesel flavor packlerle gelen mekanik değişiklikler tarzında bir DLC politikası mı izlerler yoksa büyük DLC gelir mi? Zaten gelecek DLC'leri daha önceden şey yaptılar. Söylediler. Şöyle gelecek DLC'ler açısından şu an 3 tanesi çıktı. Bunlardan bir tanesi Amerikalıların bina paketiydi. Amerika bina paketi çıktı. Müzik paketi çıkacaktı. Müzik paketi çıktı. Immersion Pack çıkacaktı. Immersion Pack çıktı. Şimdi geriye bir art paketi kaldı. Bir de büyük bir expansion kaldı ve bunları ilk senesinde çıkması bekleniyor. Yani büyük bir DLC bu sene çıkacak. Onun dışında art paketi neye çıkar, nasıl çıkar bilmiyorum ama.
Hani neyi değiştirir ya da art paketi yani bilemiyorum. Güzel, dördüncü seviyeye de çıktık. 5'e doğru gideriz. Bilmiyorum içine ne koyarlar. Göreceğiz. Nitrolar kalsın. Kurşunumuz yoktu galiba. Bakayım, 4 kurşun var. Boya da bastıydık. Seramik çakalım. Sülfürü biraz arttırsak fena olmaz. Sülfürümüz az. Kurşuna da birazcık dokunduracağım. Daha sonrası komple demire doğru ve kömüre doğru gitmekte. Bunlar birbirlerini köklesin. Arkada da alet basalım. Yine 50 tane bir alet fabrikası. Ne olmuş, hangi ticaretimiz boktan durumda? Çekin hepsini. CK3 mü bu mu? Osman yine köylü gibi mi giyiniyor abi? Arkadaşlar, patch ve DLC'nin içeriğinin Osmanlı'nın giyinmesiyle hiçbir alakası yok. Yani açıkladım zaten gelen şeyleri. Osmanlı'yla ilgili bir şey söyledim mi? Gözünü seveyim. Alakası bile yok ki. Güzel, ekonomi toparladı yine. Çok ufak bir sübvansiyon var, ona çok şey yapmayacağım. Eventle beraber 7-9-8 diyelim ona bir ödememiz var. Sosyal güvenliğe bir 7.3 ödüyoruz. Birazcık yatırım havuzu coşarsa bu ülke kendine geliverir. Guyana. Dınt dırırınt. Comte ve Flamenki'de şeyimiz mi gitti? Yapıştır. Özellikle Comte'de bayağı bir gitmiş. Demir yollarını arttıralım. Nasıl olmaz? Nasıl? Nasıl? Başka ülkelerin pazarını outline'lara sabitleme gelmişti. Bunu dener misiniz? Hayır. Abi soruyorsun, tamam sormanı anlıyorum da DLC veya patch'in zaten bir alakası yok. Bakın çok net bir şey söylüyorum. DLC bir immersion pack, ülke paketi ve sadece Fransa'ya geldi. Yani DLC'nin oyunu değiştiren bir şeyi yok. Tamamen Fransa'ya etkiliyor yani. Tamam. Patch'le de gelen şeyleri ben açıkladım zaten yayının başında. Onun dışında uygulamalı göstereceğiz birçoğunu. Yükümlülüğünü bir kenara alalım. Tamam, polisi fullledik. Şu arkadaşa bir para desteğine başlayalım. Savo'yu almak isteyeceğiz. Demirler geliyor. Okey. Hatta Savo'nun bize yükümlülük borcu olduğu takdirde biz direkt Torino anlaşma... Pardon, şey, Piemonte'nin yükümlülük şeyi olduğu takdirde biz direkt Torino'yu yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden... Birazcık kendisine para desteğinde bulunacağız. Çok azıcık. Ha, borcu olursa borcunu da ödeyebilirsiniz. Yani onu takip etmek lazım tabii, borca girdi mi girmedi mi diye. Ha, borca girdiği vakit öderseniz o da yükümlülük veriyor diye biliyorum. Kabul ederse ama. Yatırım havuzu nasıl arttırılıyor? Karlı fabrikalarla. DLC indirme kısmına gelir mi? Gelmez. Sen buraya kadar hiçbir Paradox oyununun ne DLC'sinin ne oyununun gece 12'yi geçince çıktığını gördün mü? Demokratik İttifak. Yeni parti mi kuruldu yine? Duper ölüyormuş. Koramiral. Direniş Partisi ivme kazanıyor. Hayır ya. Duper yine ölecek de. Sanayiciler kendi başına parti kurdu galiba. Evet. Abi bir buraya giriyorsun, bir buraya gidiyorsun. Niye bölünüyorsun sen? Gözünü seveyim. Niye bölüyorsun böyle etrafı sen? Garibaldi geldi. Giuseppe Garibaldi. Başkanlık sistemli Cumhuriyet Hareketi'ni destekliyor. Aldığımızda onu desteklemiş olacak. Almayacağız tabii ki. Şu an öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Tarihi karakterlerin böyle portreleri var. Yeşilimsi. Arka plan yeşil gibi. Böyle turkuaz gibi. Altında da yazıyor zaten tarihsel karakter diye. Totalde 60 tane kışkırtıcı tarihsel olarak eklendi oyuna. Onu da söylemiş olalım. Mahi Anjou. Main Anjou'ymuş lan. Allah kahretmesin. Rezalet. Şöyle bir şey var. Yani bu kışkırtıcılar sürgün edilebiliyor. Dolayısıyla hani siz de alabiliyorsunuz. Siz de birilerini sürgün ettiğinizde birileri de sizden bunları alabiliyor. Daha sonra ülkesine de geri yollayabiliyorsunuz. Öyle de bir mevzu var. Yiyin birbirinizi. Direniş Partisi eksiği yesin.
Rusya, İspanya ne savaşı geliyor Allah'a sen? İspanya ile İsveç savaşıyor. Doğu Norveç ve Prusya'yı aşağılamak. İspanya'daki göte bak sen. Oğlum sen yürek miydin lan? İspanya neyine güveniyor da böyle bir savaş açıyor abi? Rusya da yanında. Dünyayı bir... Aha! Britanya'da İsveç de aynı tarafta. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kafayı mı yediniz lan? Avusturya İspanya ile aynı tarafta. Oo, siz birbirinizi yiyin. Ben bir Afrika'ya doğru pataküte gideyim. Manyaklara bak. Dünya savaşı çıkardılar. Ne veriyorsun bana? Köleliği yasaklı. Siktir git. Bana vere vere verdiği şeye bak. Gerçi millete de hiçbir şey vermemişler ama olsun. Hold my beer. Cumhuriyetçi birlik. Eyvah. Crash mi yedik? Eyvah. 76 ile kuruyorsunuz. Güzel. En azından radikal problemi çok öne çıkmayacak gibi duruyor. Tam ayrılmayı ve hatta devlet ateizmine giden yolu bile açabiliriz. Tam ayrılmayı aç ya. Dindarları bir kaldıralım bakalım. Devrimin bir fitilini göstermek istiyorum çünkü. Fitil götümüze kaçmazsa en azından. Dam da 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 dam 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 da 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 dam 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 da 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 dam dam dam. Hidrolik vinç, güzel. Devlet ateizmi riskli mi? Nereye riskli? Aha. Bakın şimdi bu yeni gelen özelliklerden bir tanesi kırsal kesim hükümette olduğu için başkanlık sistemli cumhuriyet kanununun geçmesini istiyor. Şimdi biz bunu 4 yıl içinde geçirmezsek ciddi bir eksi yiyecek, öfkelenecek ve ek olarak hatta zaten burada gösteriyormuş. Şöyle yapalım, kilitleyelim. Başarısız olursa eksi 20, süre biterse eksi 15 yiyoruz arkadaşlar. Yani bunu 4 yıl içinde çıkarmazsak kırsal kesim azacak. İşin Türkçesi bu. Bizim ümidimiz oylamada kırsal kesimin şu an gücünün düşmesi olmalı. Başka da bir şey ummamalıyız bence. Yoksa devrimle uğraşırız. En azından devrim mekaniğini görmüş oluruz. Fena olmaz herhalde. Çelik mi bitti memlekette? Çeliği yemişiz ham. Çelik bittiği için tuğlar da sıkıntıya girmiş. Hemen bir çeliğe yapıştıralım o zaman. Coşkuyu diyeceğim. Alsace'de insan kalmamış. Putiyo basın. Devam. Güzel, tasarı evresi hemen geçti neredeyse. Bizi bekletmedi. Hadi devrim yapak. Öyle öyle ya, olmuyor. Devlet ateizmi giden Osmanlı hayalim. Yaptım ben, oluyor. Güzel. Güzel otorite veriyor ateizm. Bir de tek partili devlet kurabilsen ekstra otorite alıyorsun. Ülke şahlanıyor böyle. Vergi, vergi, vergi. Okuma yazma, vergi, vergi, vergi diye gidiyorsun böyle ülkeye. Fena bir şey değil. Şimdi birazcık üniversite yapıştıralım ülkeye. Evet. Aha, o da yeni geldi. Evet. Bölge özellikleri daha önce modla gelen şeylerden biri. Hala bu inşaat menüsüne gelmedi ama harita üzerinde gösteriyor böyle. Louis Bonaparte ve sanayiciler tam ayrılma kanununun olumlu yönleri hakkında uzun uzun konuştular. Biri zabıt tutacak kadar bilinçliydi demiş. Bonaparte ekstra siyasi güç alıyor. Valla yani çok da şey değil. Takdir edilsinler. No, Bonaparte'ı başa geçireceğiz dedik o kadar. Takdir edilsinler birazcık. Alt tarafı resim koyacaklar. Hangi performansı istiyorsun? Osmanlı ateist devleti mi? Olabilir. Yaparız. Şu benine bir atlayalım biz. Dünya bir beni yerken biz de bir benini yiyelim hemen. Amiralimiz gitmişti diye hatırlıyorum. Amiral de alalım. İki tane alacağım. Trau, teşekkür ediyorum aboneliğin için. Aramıza hoş geldin. Hatta 3 tane ver. 103 olan ne canım benim? Buna genelde yanındakilerden destek geliyor. Destek gelirse onları da yeriz. İyi olur.
Bonaparte bu sırada yasa tasarılarında falan ün kazanmaya başladı bayağı bir. Şöhreti bayağı yüksek gördüğünüz üzere kendisinin. Ama küçük burjuvazi de abi adam. Burjuvazi hayalinde bile iktidara gelemiyor. O yüzden hani bilmiyorum. Yo, aynı olması lazım. Ya belki olabilir, evet. Şimdi kültürlerde falan da değişiklikler var. Kültür değişiklikleri var. Şey değişiklikleri var. Toprak eklendi Fransa'ya birkaç tane. Ya bölündü içerideki topraklar diyeyim. Daha doğru olur. Şunları terfi ettir. Başka. Oksitanya. Ormanda çatışma uzmanı. Sen de gel. Kaşif gelsin. Kullanırız kaşifi Afrika'da. Usta bürokrat. Lütfen gözünü seveyim. Buraya daha düzgün bir ordu çıkartalım. Ne kadar kolay terfi ediliyor sizin ülkede. Ben öyle basarım terfiyi. Hiç acımam. Güzel tuğullar geliyor. Çelik öldü yalnız. Çeliği daha öne çeksek. %11 penaltı mı var? Çok da büyük değil. Şunlar bir önce gelsin. Tuğul sonra gelsin. İşte polis bu yüzden erken safhada önemli. Çok hızlı radikal kastığımız için polisi bir rahatlatırız. Nijer'de ilgimiz niye kayboluyor ya? Meksika'daki ilgimi çıkar buraya ekle yani. Ne yapayım Meksika'yı? Victoria 2'de olduğu gibi kanunlar neden çoğunlukla geçmiyor? Başından beri bana saçma geliyor. Belli bir yüzdeyle geçmesi değiştirirler diye umuyordum ama değiştirmemişler. Artık kanunlar 3 aşamalı zaten. Direkt geçme diye bir şey yok ki. Aşama atlıyor artık. Yüzdelik şey bir şey ifade etmiyor çok. Dokuma tezgahları. Gelmişken hemen dikiş makinesi. Mekanize atölyeler. Güzel. Muhtemelen çok ciddi bir şey açığımız olacak arka planda. Boya açığımız. Boya açığını da bu yeni Benin bölgesinden edinmeye çalışacağız zaten. Enver Paşa zaten normalde var ki oyunda arkadaşlar. Geliyor ya, geldi ya kaç kere. EU4 gibi 1 milyon tane toprağa bölmezler umarım. İlerleyen dönemde belki bölünür, bilmiyorum. Radolf Payan radikale geçiyor. Radolf Payan kim? Sanayicilerde reformcuymuş, radikal olacak. Radikal olmasa iyi olur ya. Tehdit gibi geliyor, hain olacak. Tamam geçsin o zaman, ne yapalım yani. Madem geçmek istiyor. Beni çok şey yapmaz, bağlamaz. Halkımıza ipek don mu vereceğiz? Sen ne güzel isteklerin var senin öyle. Millet donun D'sini görmüyor, adam ipekten don verecek millete. Vay anasını. Bu sırada oyuna ipek salgını geldi. Late game'de tarihi ipek hastalığı geliyor ve çözüm bulunana kadar da ipek üretimi bayağı bir çakılıyor. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Birazcık spoiler gibi olacak belki ama. Şu an herhangi bir mod var mı yoksa vanilla mı? Chat'in tepesinde yazıyor. Tam ayrılma. Şu arkadaşlar, şu an kullandığım tek mod bu. Şuraya ikinci çubuk ekliyor, o kadar. Fransa'dayız ya biz. Adamı hain ilan edip giyotinle tanıştırmamız gerekmiyor. Devrim zamanı olsa evet. Şu an devrim zamanının ötesindeyiz. Hatta millet aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modunda geziyor. O yüzden Torino anlaşması gelmiş. Güzel. Tıklayalım. Sardinya, Piemonte, Savoy ve Piemonte Provence vilayetlerini Fransa yönetimine bırakmayı kabul etti. En kuvvetli siyasi gerekçeler İtalya'nın geleceğinin gerekleri, güçlü müttefikimize karşı duyduğumuz minnet hissi ve en son olarak da ülkemizin sıra dışı koşullarının getirdiği mecburiyetle pek sevgili kral hazretlerimiz ulusumuza yüzyıllardır yakından bağlı olan idari bölgeleri büyük pişmanlıkla olsa da ayırma kararı aldı. Ülkemizin çıkarları ve üzerimize düşen vazife karşısında herhangi bir muhalefet olmamalıdır diyor. Savoy'u hemen ülkeye katın diyebiliyoruz. Ya da özellik referandumu tutturuyorsunuz. Yani sadakat gerekiyor mu bilmiyorum. Bence gerek yok. Daha sonra kasarız. Savoy'u direkt ver ülkeme. Cart, Savoy'u aldık.
Zaten direkt şeyli geliyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. Aynen. Direkt bize kor olarak geliyor. Korlanmamış bölgeleri de korlayın. Devam. Güzel. Benini de aldık. Benini de yapıştıralım. Sar Mutant, teşekkür ediyorum aboneliğin için. 22. ayın kutlu olsun.